Şenol'a gidecek. Şenol Hoca'nın gidişini cumartesi günü Beşiktaş Bursa Spor maçı öncesi. Son daha önce de aldığımız haberler vardı ve ondan sonra artık cumartesi günü bir noktaya kadar geldi bu durum. Ve bu haber artık insanlarla, kamuoyuyla bilmesi gereken ve bilmesinin temellerini oluşturduğumuz kesinlikle bir hale geliyor. Ondan sonra haberi vermekten kaçamayız. Bu durumda maç sonu doğal olarak görevine devam eden bir teknik direktör var. Görevini veren bir başkan var ve ortada olmayan bizim verdiğimiz haberler üzerine insanların oluşturduğu bir durum var. Başkan kabul etmedi bunu ama üstü kapalı. Kulüp yalanlamadı bu arada ki kulübün yalanlama refleksi özellikle son bir yıldır fazladır. Başkanın veya bazı yöneticilerin siyasi konularla ilgili siyasi partiden aday olmaları söz konusuydu. Onların bile yalanlandığı bir ortama ben şahitlik etmiştim Beşiktaş'ta. Giden oyuncunun bir gün önce gitmesiyle ilgili verdiğimiz haberin hemen anında yalanlandığına şahitlik etmiştim. Böyle bir durum yalanlamadılar bile. Bu arada Sayın Başkan şunu söyledi. Hani hoca bizimle devam ediyor dedi. Sen de zaten verdiğin haberde hoca hem milli takımda hem Beşiktaş'ta devam edecek dedi. Yani çalışıyor şu anda. Ve bunların hepsi eğer Lucescu dün gitmeseydi hala bizim insanları ya bu gerçekten böyle demeye çalışacağımız bir durumda ama Lucescu'nun dün itibariyle sözleşmesi feshedildi. Evet. Bunlar da hani cumartesi o durum ortaya çıktı. Pazartesi biz yapalım diye federasyonun verdiği karar değil. Zaten federasyon planlamış. Tabii uzun zamandır. Ve şu anda karar verilmeye çalışılan konu Şenol Güneş sezon sonu mu gidecek milli takıma yoksa Mart ayındaki Arnavutluk Moldova maçları öncesi mi gidecek? Ben sana daha net bir açılım yapayım. Kendi hissiyatımı sorayım. Sen Beşiktaş kulübünü yakından takip ettiğin için buna da hani daha net cevap verirsin. Lütfen. Benim sezdiğim şu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Hoca'yı göndermiş kişi olarak ya da bu yönetim göndermiş Şenol Hoca'yla yolları ayırma kararını almış kişi olarak ön plana çıkıp taraftarı karşısına almak istemiyor seçim sürecinde. Şenol Hoca da ben bıraktım milli takımı, yani Beşiktaş'ı bu süreçte bıraktım, milli takıma gidiyorum pozisyonunda olmak istemiyor. Ben çok şeye benzetiyorum. Ünal Aysal'la Fatih Terim dönemindeki o milli takım tartışmalarının bir paraleli. Orada biraz daha makinistler çekilmişti. Evet, yani bu daha politik benzer giderliyor. Benzer ama çok değil. Ama iki tarafta taraftarı karşısına almak haklısın, istemiyor. Haklısın, öyle bir durum var şu anda. Şenol Hoca tarafından da durum senin anlattığın gibi, gördüğün gibi, hissettiğin gibi. Başkan tarafından da öyle. Ama bu durum bir yerde de çözüme bağlanacak. Çünkü milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş. Bunu resmi açıklamayı bekleyerek mi haberleri yapalım? Yani biz şey mi olalım? Onay merci mi olalım? Veya evet, resmi kaynaklardan gelen haberlerin yayımı üzerine bir yayıncılık mı yapmaya başladım? Öyle bir medya kuruluşu mu olalım? Yani böyle bir haber var ve bir konuşuluyor. Dün de konuşulmuyor. Hoca bunu hep tekrardan bir şey. Evet. Bunun artık kesinleştirdiğiniz bir şey. 3-4 basın toplantısında da söyledi zaten. Söyledi. En son 2 hafta önce beraber hoca ile tesislerde bir araya gelmiş çay kahve içerken konu açıldığında geleceğiniz, kariyeriniz milli vücut takım dilinde anlatayım hocanın size. Oturduğu yerden biraz geriye doğru yaslandı. Ben bundan sonra dedi zaten kulüp takımı çok zor. Beşiktaş'ta devam etmezsem bilmiyorum sezon sonu ne olur. 3 yıllık teklif var ama resmi değil. Artık çalışırsam zaten milli takım çalıştırırım dedi. Çayından bir yudum aldı. Yani hocanın zaten bu gidişatı belli. Hocanın bu konuyla ilgili tavrı belli. Bunu hissediyoruz. Söylemeyelim mi? Neyse. Ama hala kararı verilemedi bunun. Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında kalarak mı gidecek Mayıs ayında, yoksa Mart ayı itibariyle, ki daha önce açıklamaları var. Fikret Orman da böyle bir şeyi sıcak bakmadığını, Beşiktaş Teknik Direktörü'nün aynı zamanda milli takım çalıştırmasına sıcak bakmadığını söyledi. Hoca da ben iki ayrı mecrada, iki ayrı bölümde ayrı ayrı çalışmak... Lucescu gelmeden önceki açıklamalar bunlar. Evet, o hemen İspanya kampı dönüşü, 2017 dönüşü. Çok sıcak bakmıyorum demişti ama şimdi işler değişti. Artık bir rayına girdi. Mayıs ayında olay bitecek. Beşiktaş artık bırakmaya hazır. Hoca bırakmayı Beşiktaş'a hazır. Taraftar camia bunu artık kabullendi. Mart ayında iki maç. O iki maç özelinde bir hocanın orada bir dokunuşu, Tayfur Avuççu ile beraber belki müdahalesi, sonra Mayıs'a kadar Beşiktaş'ın başında kalması olası gözüküyor. Ama ipler de kopabilir. Teşekkür edilebilir. Olumsuz bir şekilde değil. İplerin kopulması olumsuz anlamda kullanmıyorum. Herkes kendisine karşılıklı olarak anlaşabilirler. O zaman Beşiktaş'ta ne olur? Öngörmek zor.